Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Hakan Sungur. 1972 Ankara doğumluyum. Aslım Yozgat. Ailem yurt dışında çalıştığımdan dolayı tekrar Ankara'ya göç ederek Ankara'ya geldik. Ankara'da Boğaziçi İlkokulu'nda okudum. Üreğil Ortaokulu'nda okudum. Liseyi Etimesgut Mehmetçik Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Lisesi Okulu okudum. Hayatımızın en güzel yılları, üniversite yılları. Tabii bunun yanında ortaokul yıllarında, ortaokulun sonlarından doğru güreş hayatım başladı. Minder güreşçiliği ve stil olarak da Greco-Roman stilde güreştim. O stil böyle beni yani daha bir yetiştirdiler. Greco-Roman stilde yıldızlarda Türkiye şampiyonluğum, liselerde Türkiye şampiyonluklarım. Spor hayatı işte 1985 ortaokul yıllarında, ortaokulun ortalarında diyelim. O zaman başladım. Halk evleri Ataspor'da başladım, Cebeci'den. Şimdiki İnönü Stadyumu'nun altında Halk evleri Ataspor'da bir kulüp vardı. O kulüpte başladım ilk. Aslında vücudumda sporculara çok uygun bir vücudum vardı. Yani hissediyordum, kendimi hissediyordum. Ve bizim mahallemizden güreşe giden abilerimiz vardı. Ben de onlara özenerek güreş sporunu tercih ettim. Rol model abilerimiz vardı. Ondan dolayı öyle tercih ettim. Ve o abilerin hepsi bıraktı. Arkadaşlarımla beraber gittik. Hepsi bıraktı ve ben devam ettim. Ve gittim başladığım yılda 3 yıllık, 4 yıllık güreşçileri başladığım ay yenmeye başladım. Dolayısıyla hocalarımız hep destekledi. Hatta bizim hocamız Yaşar Doğu'nun da antrenörlüğünü yapmış Faik Dura Hoca. Arap Hoca diye bilinen bir hocadır. Rahmetli oldu. Yaşar Doğu güreş tarihinin, Türkiye güreşinin bilinen, en çok bilinen sporcusu. En çok bilinmesinin sebebi de güreşçilere çok faydalı olmuş, örnek olmuş bir büyüğümüz, güreş büyüğümüz. Yani bilinmesinin sebebi o. Normalde Yaşar Doğu olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olan bir sporcu ama bilinirliği, güreşçiler tarafından bilinirliği, babacanlığı, güreşçilere çok faydalı olması, bütün güreşçilerin elinden tutmuş abi rolünü üstlenmiş bir büyüğümüz, değerli bir büyüğümüz. Yaşar Doğu ondan dolayı çok bilinir. Halbuki Yaşar Doğu'dan daha çok derecesi olan, daha çok başarılı olan güreşte başka sporcular var. Onlar bilinmez. Ya biz biliriz sporcu olarak, güreşçi olarak. Halk da bilinmez ama Yaşar Doğu bilinir. İyi bir Türk büyüğü, iyi bir örnek bir insan. Atatürk'le de beraber, Atatürk bunların güreşini izlemiş bir insan. Yaşar Doğu'nun arkadaşı var Celal Atik. Celal Atik'e bir dipnot olarak bunu da söyleyeyim. Çok atik olduğu için atik soyadını vermiş. Bir de dipnot söyleyeyim. Atatürk'ün tek sevdiği spor güreştir. Üniversite hayatımız işte yine aktif sporcuyduk 20'li yaşlarımızda. Çok yani hayatımızın en güzel kesiti üniversite hayatı. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Okulu bizim öğrenciliğimizde bilinen bir okul, sevilen bir okul. Bir de çocuğuz, sporcuyuz. Hep oraya girmek gibi bir ideal koyardık sporculuğumuza lisede falan. Bu da nasip oldu. Beden eğitimini işte sınavlarda geçerek, yetenek sınavından da başarıyla geçerek sınava okula başladık. Okul çok renkli bir okul. Bütün branşlarla beraber okuduğumuz yani her branşla beraberdik. Böyle bir avantajımız var. Hocalarımız çok kaliteli, iyi bir bilim adamlarıyla beraber eğitim hayatımız devam etti. Öyle bir okul, renkli bir okuldu. Türkiye'de bilenler bilir bizim okulu. Spor hayatımızın her şeyi güzel anılarla dolu. Necmi Gencalp, bu da büyük bir güreşçimizdir. 1988'de yenilmez bir güreşçi var, Mike Schultz diye bir adam. Amerikalı. Onu çok rahat bir şekilde eze eze yenmesidir. Bu benim için çok gururdur. Necmi abi de işte biz de yıldızlardayız şeker sporda. O da büyüklerde. Aynı takımda güreşiyoruz Necmi abiyle. Ama ya o Mike Schultz'u yenmesi beni çok duygulandırmıştı. Talihsiz bir kaza geçirdim yani sporculuğumuzda.
kaburgam kırıldı. Sporu sonlandı, yani güreş hayatımızı sonlandırmak zorunda kaldık. 21-22 yaşlarımda sporculuğumuz bitti. Antrenörlük yaptım. Resmi bir mesleğim var. Öğretmenim. Beden eğitimi öğretmeniz. Şu anda o kurumda, milli eğitimde değiliz ama resmi mesleğim öğretmenim. Beden eğitimi öğretmenim. Şu anda yapmıyoruz. Ama ASKİ Spor'da Mansur Bey'in desteğiyle burada biz idari direktörüz. Mansur Bey sağ olsun bizi değerlendirdi. Göreve getirdi. Burada genel idari direktörüm. ASKİ Spor genel idari direktörü. 3 branşta. Güreş, boks ve halter branşında. İşte Ocak, Şubat, Mart, Nisan müsabakalara idareci ve yönetici olarak gidiyoruz. Bu çok yoğun bir dönemimiz oluyor. Ondan sonra Kırkpınar'la beraber 6. ayın sonuna doğru orada o zaman da bir iyi bir aktif dönemimiz oluyor. Böyle bir dönem. Dolayısıyla tabii zorlandığımız zamanlar oldu ama yöneticilerimiz, kulüp başkanımız bizi destekledi ve bugünlere geldik. Sporcularımız mesela bizim güreşe, güreş açısından bakalım. 10, 11 hatta 9 yaşında bile başlayan olur. Burada bir çocuk, bu iş çok ağır bir spor. Yani güreş sporu çok ağır bir spor. Bu güreş ağırlığından dolayı birçok çocuğumuz yılıyor ve güreşi bırakıyor. Ama seviyor bazı güreşçilerimiz de ve devam ediyor. Mesela şöyle bir şey diyelim. 100 tane çocuk başlattık diyelim. Bunların dayanıklı olanlarından belki 10 tanesi devam edebiliyor. 100 taneden. Belki. Bazen 9 tane diyelim. Böyle bir devam ediyor. Çocuğumuz kriterleri var tabii ki. Bu işi seviyorsa, sevdiğini biz görürüz. Çalışıyorsa, gayretliyse ve gidip dereceler de yapmaya başladıysa, yani Ankara şampiyonası olur, grup şampiyonası, Türkiye şampiyonası, dereceler de yapmaya başladıysa biz o çocuğu başka kulüptedir. Altyapıda başka bir yerdir. Biz onu tespit ediyoruz. Buraya getiriyoruz. Denemeye alıyoruz. Orada da beğenirsek, gelecek görürsek efendim kulübümüzün renklerine katıyoruz. Kulübümüze dahil ediyoruz. Öyle bir şey. Yani öyle bir sistemimiz var. Bu bizim kulüpte de böyledir. Şeker Spor'da da, MTA'da da, TMO'da da, Ego Spor'da da bu böyle olur yani. Böyle tercih edilir. Yani sporcu böyle kazanırız. Aslında imkanlar verildiği sürece bizim çocuklarımız tercih ediyor güreşi. Genetik kodlarında bizim insanımızın içinde bu güreşçilik var. Tercih ediyor. Yeter ki çocuklarımıza imkanlar sağlansın. Bu imkanlar illa biz burada işte büyük şehir olarak biz sağlayabiliyoruz. Ama bunu Yozgat'ta da sağlasalar, Erzurum'da da sağlasalar, Trabzon'da da sağlayabilseler daha çok büyük başarı elde edilir. Teşvikte şöyle, devlet de böyle bu imkan veriyor. Şampiyon olan çocuklarımıza ödül veriyor. Bugün şampiyon çocuklarımız var, bizim abilerimiz var. Mehmet Akif Yerim var, Necmi abi var. Devlet sporcuları bunlar. Aşağı yukarı ciddi paralı, rakam söylemeyelim, devletten maaş alıyorlar. Ve her şampiyonluklarında da ciddi ödüller aldılar. Yani 1 milyon, 2 milyon gibi, yani altın düzeyinde verirler işte. 1000 tane altın diyelim, Cumhuriyet altını, böyle ciddi ödül veriyorlar ve çocuklarımızı böyle teşvik ediyoruz. Türkiye genelinde çok yaygın bir halde, büyük şehirlerde bu görülmüyor da, Türkiye'nin her yerinde her hafta kara kucak ve yağlı güreşleri yapılıyor. Çocuklarımız oradan da görüyorlar, tercih ediyorlar. Oradaki havayı teneffüs ederek güreşe de yönleniyorlar. Dikkat edin, güreş yapan belediyeler hiç kaybetmiyor. Güreşte böyle bir başarı var.